Merhabalar, beni Twitter'dan takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Biraz yurt dışına kaçamak yaptım. Kostayım şu anda Yunan adasında. Çok güzel buralar. Vidya bilançosu hakkında biraz konuşmamız gerekiyor. Sayılara hiç girmeyeceğim. Sadece dehşet başarılı bir büyüme var. Bütün iş kollarında büyüme var. Sadece GPU'lar ve veri ambarları değil. Aynı zamanda mesela otomobil tarafında büyüme var. Aynı zamanda oyun tarafında büyüme var. Geleceğe yönelik olarak büyüme beklentileri de Wall Street analistlerin hayallerinin bile ötesine geldi. Tabii hisse senedi de olumlu tepki verdi. Bunun dışında CEO'nun yeni mikroçiple ilgili açıklamaları da çok ilginçti. Bu mikroçip endüstrisine korkulan şey şudur. Biliyorsunuz çok büyük veri ambarı sahibi şirketler, Meta gibi, Amazon gibi şirketler alıyorlar şu anda Nvidia'nın çiplerini ağırlıklı olarak. Acaba onların talebi durursa, yani yeteri çip alırlarsa sonra ne olacak diye. CEO bu konuda çok güzel açıklamalar getirdi. Yeni Blackwell GPU'larının çok daha geniş müşteri kitlesine sesleneceğini, çok daha kompleks problemleri çözmeye geldiğini söyledi. Şu andaki veri ambarlarının yanı sıra mesela Ethernet gibi altyapılara da artık bu çipler uyacak. Ayrıca sadece birer öğrenme mikroçipi olarak değil, inference tarafta da kuvvetli olacaklar. Yani veriyi yorumlama, tepki alma ve rakiplerin ürettiği şeylerin kendininkinin çok altında olduğunu, mesela sadece bir mikroçip olarak görmemek gerektiğini, aslında Nvidia'nın çözümlerinin bir yapay zeka fabrikası gibi çalıştığını, mikroçiplerin de bunun sadece bir unsur olduğunu, bunun üzerine yazılımlar, entegrasyonlar, pek çok şeyin olduğunu ve daha önümüzde muazzam günler olduğunu anlattı. CEO Jensen, Tesla'ya da bu arada vurguda bulundu. Tesla dedi, otonom sürüş konusunda rakiplerin çok çok ilerisinde ve bir gün gelecek bütün araçlarda otonom sürüş olacak. Nvidia'nın Tesla ile bu konuda çok derin bir işbirliği var biliyorsunuz. Bir yandan kendisi de bazı teknolojiler geliştiriyor. Belli ki bu iş ciddiye gidiyor. Bütün olan bitenleri dinlerken aklımda bir de hep şöyle bir veri var. Dünyada iş gücü kıtlığı var şu anda ve önümüzdeki dönemde bu da büyüyecek. Ve tahminlere göre 80 milyon kişi civarında iş gücü açığı oluşmak üzere önümüzdeki birkaç yıl içerisinde. Bu tip dönemlerde teknoloji yatırımları hep büyür. Çünkü o iş gücü kaybını teknolojiyle telafi etmek gerekiyor. Bir dinlediğim yorumcu bunu çok güzel dile getirdi. Dedi ki aslında Nvidia'nın yaptığı şey iş gücünü silikona çeviriyor. Yani şirketler iş gücüne harcayacakları parayı şimdi silikona, mikroçiplere harcıyorlar dedi. Ve ben de buna inanıyorum ve daha önümüzdeki günlerde Nvidia'nın çok büyüyeceğini düşünüyorum. Önümüzde bir 5-10 yıllık Nvidia büyümesi var diye inanıyorum. Hisse senedi fiyatı bu nasıl yansıdı bilemem tabii. Hisse senedi fiyatları başka şekillerde hareket ediyor. Ben şirketin temeline baktığımda daha aslında yolculuğun başında bir şirket olduğunu gördüm. Yolculuğun sonunda olduğunu görenler, bazı ezberciler vardı. Onlar gibi görmüyorum. Peki bu başka sektörleri etkiler mi? Elbette etkiler. Yani Nvidia'nın bilançosu bize aslında yapay zeka devriminin ne kadar kalıcı olduğunu gösterdi. CEO'nun gelecekle ilgili açıklamaları yapay zekada daha neler olacağını gösterdi. Bu da yapay zeka ile anlamlı ilişki kuran, bir kısım palavra ama anlamlı ilişki kuran, yani yapay zekanın problem çözmesine, tüketicilerin günlük hayatına girmesine destek veren pek çok şirketin de önümüzde parlak günlerin beklediğini gösteriyor. Öte yandan Amerika ekonomisine gelen verilere de bakıyorum. Enflasyon bence Mayıs ayında daha da soğuyacak yani hiç tartışılmaz bir şekilde. Çünkü bütün emtialarda fiyat düşüşü devam ediyor. Kira ile ilgili enteresan bir analiz okudum. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kira hesaplaması Avrupa gibi yapılıyorsa Amerika'daki enflasyon şu anda zaten %2'ye iniyor. Biliyorsunuz Amerika'da kiraların enflasyona etkilemesi biraz karmaşık bir süreç. Gidip ev sahibine soruyorlar gibi. Ben Amerika'da bir enflasyon sorunu kaldığını düşünmüyorum. Ama borsa işte bu sıra böyle gidip geliyor. Fed yöneticileri hiç susmuyorlar. Yani ağız ishali olmuş gibiler. Kusura bakmayın sürekli konuşup bir şeyler söylüyorlar. Piyasayı yönlendirmeye çalışıyorlar. Pek önemsemiyorum hala, o yüzden boğadayım. Ve özellikle yapay zeka devrimi etrafında dönen işler süper ilgimi çekiyor. Bununla ilgili sadece mesela mikroçip üreticileri değil, sadece Apple gibi, Microsoft gibi donanım yazılım üreticileri de değil. Bunun elektriğini kim sağlıyor? Bunların soğutmasını kim sağlıyor? Bu data center'ları çok geniş bir alana yayılıyor. Ve yakın zamanda yapay zekayı kullanarak insanlığın problemlerine dikeyde çözüm getiren mesela tıp uygulamalarında muazzam şeyler de karşılaşacağız. Zaten çok çalışma yürüyor. O yüzden gayet olumlu şekilde devam ediyorum. Bu güzel cennette olumlu bir video yapmak istedim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.